Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sistemini toplayacaklar için, iyi bir kasa arayanlar için daha doğrusu, uygun fiyatıyla dikkat çeken Sharkoon RGB Flow'u inceliyoruz. Kasa güzel görünüyor ancak buzdağının görünmeyen bir kısmı daha var. Şimdi daha yakından bakalım. Sharkoon markası sanıyoruz ki artık size pek yabancı gelmiyordur. Daha önce de gerek bilgisayar kasası gerek güç kaynağı ile incelediğimiz Sharkoon ürünleri arasında bu kez de RGB Flow adında yeni kasası katılıyor. Özellikle ucuz ve orta fiyatlı kasalar arasında yer alan, bu anlamda çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Sharkoon RGB Flow temperli cam yan paneliyle makul seviyeli ATX kasalardan biri oluyor. Ön taraftan da arkaya doğru uzayan, sizin de gördüğünüz gibi LED şeridiyle dikkat çekici görünüyor. Evet, buzdağının görünen kısmı bu şekilde. Peki görünmeyen kısmının neler var? Şimdi oraya gelelim. Evet, Sharkoon RGB Flow'u kutusundan çıkartıp içine tabii ki sistemimizi topladık. Hemen baştan söyleyeceğimiz iki tane konu var. Bunlardan birincisi, kasanın kablo olması biraz zor. Bazı noktalar için çok fazla yer yok ve bu nedenle sistemini toplarken eğer kusursuz görünen bir kasa istiyorsanız özellikle arka tarafta biraz uğraşmanız gerekecek kablolamayla. Hızlıca bahsedeceğimiz ikinci konu ise temperli cam panel olacak. Biz çıkarttık şu an. Siz detaylarda görüyorsunuz. Temperli cam kullanılmış olması bu klasman için güzel, gayet kullanışlı. Ancak cam panelin bir kısmı iç yüzeyinden yapışkan yardımıyla tutturulmuş. Arka tarafta da vida yardımıyla sabitleniyor. Fakat bu pek güven verici değil. Çünkü bu vidaları ne kadar sıkarsak sıkalım cam panel pek çok defa yere düştü. Bu da tabii ki kuşkusuz tehlike yaratıyor. Ancak belki bize incelememiz için gelen modelden kaynaklı bir hatadır, açıkçası bilemiyoruz. O nedenle satın alım noktasında kontrol etmenizi öneririz. Evet, hızlıca baştan bahsettiğimiz bu iki nokta açıkçası buzdağının görünmeyen kısmı olarak da nitelendirebileceğimiz kasa ile ilgili bizim canımızı sıkan en can sıkıcı yanlarından ikisi oldu. Bunları açıkta kavuştuktan sonra artık kasanın diğer özelliklerine yakından bakalım. Dediğimiz gibi RGB Flow adını RGB ışıklandırmadan alan bir model oluyor. Daha doğrusu bu modelle RGB akış şeklinde karşımıza çıkan RGB aydınlatma, kasanın sizin de gördüğünüz gibi ön tarafından başlayıp aşağı doğru inen, yan taraftan da arkaya doğru uzayan bir şerit halinde yer alıyor. Dizayn açısından güzel bulduk. Ne fazla göz alıcı ne fazla sade olmuş ve kibar diyelim. Kibar bir RGB seçeneği olmuş. Bizce gayet güzel. Dilerseniz kasanın arkasına ayrıca RGB destekli bir egzoz fanı da takabilirsiniz. Yer alan ARGB adresine bir RGB denetleyicisiyle kasanın böylece kasada yer vereceğiniz diğer fanların da RGB deseni katmanı kendinizde. Bu arada kasanın arkasında gördüğünüz gibi zaten halihazırda bir egzoz fanı yok. Bu anlamda buraya bir tane fan takmanız lazım. Kendiniz ayrıca satın almanız gerekiyor. Bu noktada eksik yanlarından bir tanesi. Sadece arkada fan olmaması değil, ön tarafa baktığımızda da önde de bir fanın yer alması. Tek fan yer alıyor bu kasada. Benzer fiyatlı modellere baktığımızda 4 dahili fanlı, 3 dahili fanlı modeller görüyoruz. Ancak RGB Flow'da yalnızca bir dahili fan yer alıyor. Fakat bunun yanı sıra çok sayıda fan alanı mevcut. Onu da söylemek lazım. Arka tarafta 120 mm slot yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda 3 tane 120 mm'den slot yer alıyor. Üst tarafta da 2 tane 120 mm veya 2 140 mm'lik fan için yer bırakılmış. Buraya isterseniz bizim de yaptığımız gibi radyatörünüzü, su soğutmalı fan kullanıyorsanız onu da buraya takabilirsiniz. Sharkoon RGB Flow ATX form faktöründe bir kasa. Bu nedenle ATX'in yanı sıra içine isterseniz işte mini ATX veya micro ATX anakartları da yerleştirebiliyorsunuz. Biz kasanın içine Asus Prime Z390'a anakartımızı taktık. Üzerine de herhangi bir hava soğutmalı fan kullanmak yerine bir su radyatörünü tercih ettik. Su radyatörünü de bu kasanın üst kısmına konumlandırdık. Ancak bu kasada hava soğutmalı kullanacak olanlar için de 15.7 santimetreye kadar CPU soğutucu yerleştirebileceklerin bilgisini verelim. Yine sistemimize dönecek olursak burada ekran kartı olarak Asus ROG Strix Radeon RX 5700X'te O8G Gaming'e yer verdik. 35 mm'ye kadar ekran kartı desteği sağlıyor bu kasa. Ancak ekran kartını takabilmeniz için arkadaki PCI hareketlerini kırmanız gerektiğini de söyleyelim. Çıkartabilen vidalı olan modellerden değil. Bu da yerini değiştirdiğiniz ekran kartının arkasında boşluklar bırakmasını ve hatta koparırken bu braketleri slotların yamulmasına sebep olabiliyor. Bu klasmanda baktığımızda bu yöntemi kullanan çok sayıda kasa yer alıyor ama fiyatı biraz daha yukarı çekersin. İşte 390 lira değil de 410 lira, 420 lira, 450 lira verirseniz bunların vidalı olanlarını da bulma şansınız var. Güç kaynağına geldiğimizde kasanın alt kısmına yerleştiriyorsunuz bunu. Burada da güç kaynağı uzunluğunda maksimum 21.5 santimetre boyutunda olmalı. Biz de burada yine daha önce incelediğimiz Sharkoon Silent Storm güç kaynağını kullandık. Bu arada biz kasada herhangi bir hard disk kullanmadık. Ancak kasanın alt kısmında yine güç kaynağının yan tarafında göreceksiniz. İki farklı, iki adet disk çekmecesi yer alıyor. Buraya hard disklerinizi takabilirsiniz. Öte yandan disk, SSD anlamında oldukça zengin seçenek var. Toplamda kasa içinde 6 adet kadar SSD yerleştirebileceğiniz bir yer bulunuyor. Biz de iç kısmı ön tarafa yerleştirdik. Burada HyperX'in RGB SSD'sini konumlandırdık. Yine alt tarafta da ekran kartının altında iki tane farklı alan daha yer alıyor. Evet, kasanın kurulumunu da yaptık. Siz de gördünüz, kasanın içinde yer verdiğimiz ekipmanları da yakından tanıdık. Şimdi kasanın ısı ve ses değerlerinden bahsedelim. Dediğimiz gibi Sharkoon RGB Flow halihazırda tek fan ile geliyor ve bu da kasanın biraz ortalamanın üstünde ısı üretmesine sebep oluyor. Özellikle Blender stres testinde baktığımızda bunu gösterdiğini görüyoruz. RGB Flow'un kasa içi sıcaklığıyla 30 derecelerde seyrediyor. Aynı senaryo oyun performansı için de geçerli. Kasa içi sıcaklığı 30-35 dereceler arasında dolanıyor yük altında. Ancak dediğimiz gibi bunu takviye yapacağınız, ön tarafı takviye yapacağınız 1-2 slotla daha, tabii ki arka tarafa da bir tane egzoz fanı takarak düşürmeniz mümkün. Tabii kasanın içinde dahili bir tane fan bulununca sese de kuşkusuz olumlu etkide sağlanıyor. RGB Flow stres testi ölçümlerinin dahi 40 desibelin altında ses üretiyor. Yine oyunlarda da durum pek değişmiyor. Bu anlamda oldukça sessiz bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Sharkoon RGB Flow'u genel hatlarıyla, özellikleriyle, kurulumuyla pek çok açıdan değerlendirdik, inceledik. Avantaj ve dezavantajlarından da sizlere bahsettik. Sonuç bölümünde hızlıca toparlayacak olursak RGB ışıklandırma ile güzel görünen, iç hacmini yeterince geniş bulduğumuz ve temperli cam panelinin kullanılmış olmasıyla öte yandan tabii ki ön taraftaki USB ile ses kısa yollarının yer alması, yine geniş SSD seçeneği sunması, bunlarla beraber fiyat segmenti için ideal modellerden biri oluyor. Ekstra fan takarak yeterli soğutmayı siz sağlayabilirsiniz. Ayrıca yine sessiz çalışmasıyla da beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Ancak eksikleri de var. Bunlardan da zaten geniş ölçüde bahsettik. O nedenle Sharkoon RGB Flow için fiyat performans noktasında öne çıkan modellerden biri olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ancak bu alanda seçeneklerden biri oluyor. 379 TL fiyatı var. Bu fiyatıyla da bu segmentte çok sayıda rakibe sahip olduğunu söylemek lazım. Hatta üzerine az biraz daha fiyat koyarak, biraz daha para koyarak Sharkoon TG5 modelini tercih edebilirsiniz. Onda RGB ışıklandırma yok. Kırmızı ışık var sadece ama burada Sharkoon da kendisine bir anlamda rakip oluyor diyebiliriz. Bu noktada tabii ki seçim sizin olacak. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde kalın.